O, iki kıtanın hükümdarı, doğunun ve batının efendisi, ülkesini imparatorluğa dönüştüren ve Türklerin altın çağını başlatan lider, Fatih Sultan Mehmet. Birçoğunuz Fatih'in savaşlarını, zaferlerini ve arzularını bilir. Fakat bu büyük lider nasıl öldü? Öldükten sonra neler yaşandı? Bunları biliyor musunuz? Bilmiyorsanız hiç sıkıntı değil, çünkü bu videoda detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Fakat konuya girmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videoyu beğenip abone olursanız bize çok büyük destek sağlamış olursunuz. İyi seyirler. Sizi 27 Nisan 1481'e götüreyim. Büyük Kartal artık hiç olmadığı kadar hasta bir durumdaydı. Kendisi ailesinde kronikleşmiş olan gut hastalığından müzdaripti. Fakat gazilik sıfatına halel getirtmemek için hazırladığı ordunun başına geçti ve İstanbul'dan yola çıktı. Halka ve askerlerine hükümdarlarının güçlü ve sağlıklı olduğunu göstermek istiyordu. Fakat atın üzerinde ilerlerken canından can gidiyordu. Üsküdar'a vardığında artık yerinden kalkamayacak hale geldi. Ve doktorlar tüm bilgilerini kullanarak Fatih'i iyileştirmeye çalıştılar. Birkaç gün içinde hafiften toparlanan Mehmet, askere hareket emri verdi ve yola koyuldu. Bu ölümcül bir hataydı. Gebze yakınındaki Hünkarçay mevkiine geldiklerinde komaya girdi ve bir daha gözlerini açamadı. Çevresindeki devlet adamları Fatih'in başhekiminin yetersiz olduğunu düşünerek eski doktoru olan Yakup Paşa'yı görevlendirdiler. Yakup Paşa bir Yahudi dönmesiydi ve uzun yıllar Fatih'e hizmet etmişti. Kendinden önceki doktorun tedavilerini uygun görmeyen paşa, padişahı tedavi etmekte isteksiz davrandı. Fakat Fatih'in çektiği acılar karşısında hareketsiz duramadı ve şarabı ferik denilen bir şurubu içirdi. Fatih Sultan Mehmet bu şurubu içtikten kısa bir süre sonra vefat etti. İşte tüm muamma da burada başladı. Padişah zehirlendi mi yoksa kenneceliyle mi öldü? Bu yüzyıllardır tartışılan bir konu ve tam olarak cevap vermek mümkün değil. Bizler şunu biliyoruz ki Fatih'e onlarca kez suikastler düzenlenmiş ve bunlar da başarısız olunmuştu. Diğer yandan Fatih zaten ölmeden önce komaya girmişti ve durumu oldukça ağırdı. Yani bu suikast olsun veya olmasın, Büyük Kartal son demlerini yaşıyordu. Şimdi sizi bu ölümden daha acı bir olaya götüreceğim, sıkı tutunun. Fatih 3 Mayıs'ta öldükten sonra devletin üst düzey yöneticileri kaosu engellemek amacıyla hükümdarın cesedini vakit kaybetmeden İstanbul'a götürdüler. Ceset Topkapı'nın ıssız ve ışıksız bir odasına kondu. Paşalar ölüyü odaya koyduktan sonra ulaklar hazırlayıp Fatih'in oğulları olan Cem ve Beyazıt'a mektuplar gönderdiler. Aradan birkaç gün geçti ve Yeniçeriler duruma uyandı. Padişah artık ölmüştü. Ellerine geçirdikleri balıkçı tekneleriyle İstanbul'a geldiler ve şehirde büyük bir yağma başlattılar. Askerler savaşlardan bıkıp usandıkları için Beyazıt'ı desteklemeye karar verdiler ve bu doğrultuda Cem destekçisi olan Karamani Mehmet Paşa'yı sokak ortasında parçalayıp konağını yağmaladılar. Ortalık savaş alanına dönmüştü. Etraf harap olmuştu ve Hizipler kendi canlarının telaşı içindeydi. Bu sıradaysa Fatih'in cesedi adeta çürümeye terk edilmişti. Topkapı Sarayı'nda sıcak Mayıs günlerinde elbiseleri içinde bırakıldığı için sultanın cesedi kokmaya başladı. Çevreye o kadar ağır bir koku yayılıyordu ki doktorlar bile yaklaşmakta zorlanmışlardı. Ceset tamamen çürümüştü. Baltacılar Ketüdağısı Kasım ve 2 Ekim elbiseleri soyduktan sonra iç organları çıkarttılar ve daha sonra cesedi ilaçlayarak kefenleyip defnettiler. En trajik olay ise padişahın kaftanı zamanında üstünden çıkarılmadığı için vücuduna yapışmıştı. Temizleme sırasında elbise hükümdarın ölüsünden ancak kesilerek çıkartılabilmişti. Anlayacağınız, bugün adını altın harflerle tarihe yazdıran hükümdar öldüğünde yapayalnızdı. Fatih'in ölümünden 19 gün geçmişti ki Şehzade Beyazıt İstanbul'a geldi ve padişah ilan edildi. Fatih kendi adına yaptırdığı caminin avlusuna defnedildi. Peki Büyük Kartal'ın cenaze merasimi nasıl oldu? Biraz da ondan bahsedeyim. 2. Beyazıt başta olmak üzere tüm vezirler ve ileri gelenler sultanın tabutunu omuzlarına aldılar. Cenazeye katılanlar koyu renkli kaftanlar giydiler ve başlarına koyu renkli sarıklar sardılar. Atların kuyrukları kesildi. Eğerleri tersine çevrildi. Hayvanlar gözyaşı döksün diye gözlerine tuzlar serpildi. Sultanın sandığı ve kırılmış yayları da tabutunun üstüne konuldu. Cenaze defnedildikten sonra her gün Kur'an okumak ve tesbih çekmek üzere görevliler bırakıldı. Günlerce fakirlere sadaka dağıtıldı ve yemekler verildi. Beyazıt babası için 3 gün yas tutup Yasin-i Şerif okudu.
Sözün özü, bu dünyadan koca bir adam geldi ve geçti. Fakat dünyada bıraktığı izlerin etkisi hala sürmekte ve Türk halkına ilham olmakta. Buraya kadar geldiysen abone olmayı ve yorum yapmayı unutma. İyi günler.